İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonuna tepkiler sürüyor Rusya Devlet Başkanı Putin. Suç değil diyorlar ama bizim ülkemizde suçtur dedi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri. Dini metinleri yakmak saygısızca ve zararlıdır ifadelerini kullandı. Diğer yapılan açıklamalara ve detaylarına da bakalım. Kendisine hediye edilen bir Kur'an'la fotoğraf veren Putin, bu kitap diğer inançlarında kutsalı kabul edilmeli dedi. Bu Müslümanların kutsalı, diğer inançlar için de kutsal olmalı. Diğer ülkelerde farklı davranıp insanların inançlarına saygı gösterilmediğini biliyoruz. İsveç'teki provokasyona bir tepki de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, bir şey sırf yasal diye uygun demek değildir sözleriyle İsveç polisinin eyleme izin vermesini eleştirdi. Dini metinlerin yakılmasının saygısızca ve zararlı olduğunu sürekli söylüyoruz. Bir şey sırf yasal diye uygun demek değildir. Provokasyonun gerçekleştiği başkent Stockholm'de de kutsal kitabı yakanlara tepki yağdı. Sürekli büyüyen İslamofobinin bir parçası. Nereye varacağını düşündükçe korkuyorum. İsveçliler bu eylemin ifade özgürlüğüyle alakası olmadığını savundu. İfade özgürlüğü çok önemli ama bence kutsal kitap yakmak ifade özgürlüğü değil provokasyondur. İfade özgürlüğü adı altında provokasyona izin veren İsveç polisi kutsal kitabı yakan 37 yaşındaki Salvan Momika hakkında nefret suçu kapsamında soruşturma açtı.